Tarih 17 Haziran 1954. Yer Bern Wankdorf Stadı, İsviçre. Türk milli takımı İspanya'yı eleyerek tarihinde ilk kez Dünya Kupası finallerinde yarışacaktı. Nefesler tutulmuş, gözler Almanya ile oynanacak ilk maça çevrilmişti. Halit Kıvanç, Türkiye'nin Dünya Kupası çıkartmasını izleyen gazetecilerden biri olarak oradaydı. Biz aslında bu hakkı 1950'de kazandık. 1950'de Brezilya'da o Maracana stadında biten 200 bin seyircili muhteşem finalli o kupaya gitmek hakkını da kazandık. Yol uzun. Vapurla Burhan Sargın'da Fenerbahçe. Ve biz başlıyoruz maça. Hemen atıyorlar İspanyollar. Fakat bizim çocuklar ilk şaşkınlığı atınca bayağı iyi oynamaya başladılar ve Recep beraberlik golünü attı. Hah diye bir ümitleniyoruz ama yanımızda daha tecrübeliler var. Evladım bu İspanyol takımını biz yenebilir miyiz diyor. Bak işte diyor bir, bak işte diyor iki, bak işte diyor üç, dört. Dört tane yiyip dönüyoruz. Ve bizim ümidimiz yok. İsviçre'de ev sahibi. İsviçrelileri bilenler bilir. Ekonomi, ticaret işlerini çok iyi bilirler. O bakımdan Dünya Kupası'nın finalistleri, takımlar 16 belli oldu diye onlar hatıra eşyasını, hediyeleri yapmaya başlamışlar. Tabii Türkiye ile İspanya'nın maçından da İspanyollar için onları tatmin edecek İspanyol bayraklarıyla süslü ne armağanlar. Şimdi bu 4-1'lik maç bitti. İstanbul'da maç var. Averaj olsa hani orada attığımız bir gol 2 sayılacak. Burada da 2 attın falan. Bunlara girecek halimiz yok. Averaj yok o zaman. Maçı kazandın mı aldığın puan eşitleniyor. Hadi çocuklar, hadi çocuklar. Bizim İnönü stadına çıkıldı. Takım değişik. Kalede Galatasaraylı Turgay Şeren var. Unutulmaz Berlin Panteri kalecimiz. Rıdvan Bolatlı, Ankara Karagücü, Basri Dirimlili, Mehmetçik Basri Fenerbahçeli iki bekimiz. Hafattin'de Mustafa Ertan, Beton Mustafa Ankara Karagüçlü, Çetin Zeybek Kasımpaşa'dan milli takıma ve Robert Eryol. Forvet ise Lefter Küçük Andonyadi, Suat Mamat, Lefter Fenerbahçe, Suat Galatasaray, Feridun Bugeker Fenerbahçe, Burhan Sargın Fenerbahçe, Coşkun Taş Beşiktaş. Ve takımımız maça başlıyor. Bayağı iyi. Fakat İspanyollar sakin. 4-1'in rahatlığı içinde hani nasıl olsa atarız derken canavar Burhan... Niye mi canavar diyorlar? Yok. Şimdi Burhan'ın canavarlığı falan yok. Özel yaşamda hala bir beyefendi insandır. Centilmen bir futbolcudur. Hiç kimseye tekme falan vurmaz. Bütün tekmeyi topa vurur bütün hızıyla. Gene öyle ama aldığı topu götürüp bir gönderiyor kaleye. Ve Türkiye 1-0. Tabii bizim İnönü stadı böyle inliyor oralar. Şimdi burada Burhan'ın golü 1-0. Böyle biterse... Çok büyük şans açılacak önümüze. Çünkü averaj falan yok. Biri onu, biri bunu kazandı mı üçüncü maç oynanacak. Ve bizim çocuklar sonuna kadar dayanıyorlar. İspanyollar şimdi atarız, şimdi atarız derken atmaları yalnız lafta kalıyor. Gol de atamıyorlar ve biz sıfıra karşı bir golle onları yeniyoruz. Ve üçüncü yok. Şimdi efendim bir söz vardır. İtalyanlar çıkarmıştır bu sözü derler. Ama şeyden dolayı değil. Nasıl diyeyim, tarihi bir söz aslında, ta eski Roma devrinden gelen. Ama sonra onu turizm ajantaları her yol Roma'ya çıkar diye. Her yol Roma'ya çıkıyor. Dediler ki FIFA 3. maç tarafsız sahada Roma'da olacak. Ve Roma'daki maça bizim takım yani az değişiklikle çıktı. Ve oyun başlar başlamaz İspanyollar nasıl bir fırtına ve İspanyol fırtınası önünde durmamız imkanı yok. Kendi kendimize dedik ki 1-0'lık bizim galibiyetimiz İstanbul'da tarihi bir zevk olarak kalsın.
ondan yetinelim, ne yapalım? Hiç olmasa İspanyolları yenmiştik diye övünürüz. Ama biraz sonra bizim o 1-0 gene bizim canavar Burhan İstanbul'daki gibi golünü attı, 1-1 durum şimdi. Şimdi hatta bir gazetede şöyle yazmıştı bir arkadaş, hiç unutmam. İspanyol kalecisi Carmelo'nun uçuşu kale arkasındaki foto muhabirlerine poz oldu. Harika kadar tatlı. Fakat büyük golcü Kubala var. Kubala İstanbul'da gol atamamıştı. Yalnız şöyle bir şey var. Biz 1-1 beraberliğe getirdik. İkinci yarı başladı. Gene bizim milli maçlarda büyük bir ismimiz Galatasaraylı Suat Mamat. Böyle fidan gibi kafayı vurduğu zaman hani öttürüyor topu ağlara giderken. Ve ikinci golümüzü atıyor. Ve biz tarafsız sahada üçüncü maçta 2-1 öndeyiz. Böyle giderse Dünya Kupası'na biz gideceğiz. İspanyollar bir kalemizi ablukaya aldılar. Böyle bir olay görülemez. Bir akım bitiyor, öbürü başlıyor. Bir şut geliyor, öbürü. Ve bütün bunların arasında oyun da hafif sertleşiverdi. Bu arada ne olsa beğenirsiniz 2-2 durumda. Turgay sakatlanmadı mı? Çok sert giriyorlar. Ve kaleye Şükrü Ersoy girdi. Şimdi Turgay Berlin Panteri. Almanları Berlin'de yenmemizde öyle goller kurtarmış. Burada da kurtları kurtarırken sakatlandı. Ve 2-2'lik maç, hakemin düdüğü bitti. Uzatma var. Ama uzatmanın sonunda penaltılar yok. Uzatmanın sonunda kura çekiliyor. O zaman penaltı olayı çıkmamış. Ve İtalyan hakem Bernardi idare ediyor maçı. Uzatma devresindeki yarım saat geçmek bilmeyen bir yarım saat. O 30 dakikada bizim kalede bombardıman, Şükrü Ersoy da maşallah dedirtti. Tıpkı Turgay Şeren gibi. O da 2-2'de oyunu bıraktı, bitti. Şimdi odan ötesini sevgili Turgay'dan nakledeyim ben. Çünkü Turgay sahanın içinde olayı yaşayan, hakem geliyor. Evet diyor, para atılıyor. Yazı tura bütün dünyada var o zaman. İtalyancasını gösteriyor, soruyor. Yani renkli taraf mı, surat mı falan filan. Ve Turgay izin istiyor. Turgay Galatasaray mezunu, yabancı dili var. Hemen hakem peki diyor. Ve sağ kenarından bir çocuğa işaret ediyor. Sağ kenarındaki İtalyan çocuklarından biri koşuyor geliyor. Sen bizim yerimize söyle diyor. Çocuk yazıyı işaret ediyor. Hakem parayı atıyor ve yazı geliyor. Tabii ilk sarılma Franco'ya sarılıyor Turgay. Franco bizim maskotumuz oluyor. Türk milli takımı Dünya Kupası'nda finalde. Bu hakkı elde etmemiz daha önce ama finallere gidebilmek büyük bir olay. Ve bunu Roma'da elde ediyoruz. 2-2 beraberliği kurayla tamamlayarak. Şimdi İsviçre'ye gidiş o kadar kolay değil. Bugünkü gibi böyle havaalanlarından kalkan uçaklar falan yok. Örneğin ben ve benim gibi birkaç arkadaş zaten bir avucun değilse bile iki avucu doldurmuyor giden medya mensubu. Biz de buradan vapura bindik İstanbul'dan. Napoli'ye gittik. Napoli'den vapurdan çıktık. Oradan trenle İtalya üzerinden İsviçre'ye geçtik. Arada mali durumu iyi olanlar uçakla gidebildi. O zaman uçak lüks ve milli takım gayet tabii getiriliyor. Fakat gidiliyor ama bu arada bir durum var. Futbol Federasyonu değişiyor son dakikada. Orhan Şeref Apak istifa etmiş. Ulvi Enal hemen getirilmiş. Ve milli takım seçilmiş ama milli takım zaten var, çalışıyor. Ve biz gidiyoruz. İsviçre'de 16 takımlı gruplar ayrılmış. Dörtlü, dört grup. Ama çok ilginç kurallar var o zaman. Bu hani şimdiki kurallar gibi. Şöylesine. Dört takım, her bir takım diğer üçünden maç yapmıyor. O iki, o iki ile o iki, böyle bir tuhaf durum. Kura sonucu bizim Türkiye, Almanya ile ve Güney Kore ile. Hatta Almanya'nın da artık o savaş sonrası Batı Almanya, Doğu Almanya ayrımı daha tam olmuş olmamış, bunların arasında sadece Almanya diyoruz. Almanya ile Macaristan çarpışacak. Macar bizim grupta. Almanya ile
Kore oynamıyor. Türkiye ile Macaristan Kore ile oynuyor. Karışık bir sistem. Fakat bir durum da var. Macaristan o sıralarda öyle böyle fırtına değil. Koçiş, Puşkaş. Bunlar rüya anlatılıyor. Hani anlatırlar bazı futbolcular için. Bir vurulmuş topu antrenmanda sahanın kenarından geçen ineğin çarpar. Bütün bağırsakları dışarı dökülürmüş. Öyle topa vurulmuş falan anlatırlar. Ha biz de Macarları böyle biliyoruz. Ve bu Macar takımı, muhteşem bir Macar takımı. Futbolu icat eden İngilizleri perişan etmiş Macar takımı. Nasıl olsa bu turnuvanın şampiyonu Macarlar. Bizim grupta biz bayram ediyoruz ki bize düşmedi, bize Kore ile Almanlar düştü. Berlin'de de yenmiş miyiz Almanları? Ha, Almanlar harpten çıkmış, yorgun. Nasıl olsa biz bunlara bir şey yaparız. Şimdi ilk maçımız Bern stadında. Biz dediğim gibi 7-8 gazeteci. Çünkü daha 1954. Ben 55'te mikrofon karşısına geçtim. Ve futbol maçı anlatmaya da 1956'da başladım. Yani daha spiker değilim. Ve o maçta tribünde işte Türkiye Spor'a yollayacağız. Diğer birkaç arkadaş. Ben 7-8 kişi hatırlıyorum ama 10 kişi hatırlamıyorum. Bu kadar azız. Seyirci o zaman da işçi falan olayları bugünkü gibi değil Avrupa'da. Yani Türk seyirci yok tribünde. İsviçreliler zaten yarısından çoğu Almanca konuşuyor. Almanları tutuyor. Almanlar da çok yakın gelmişler oradan arabalarıyla. Stat dolu ve büyük bir Alman zaferi görmeye hazır. Milli takımı Dünya Kupası finallerinde 1954 İsviçre, Bern Wankdorf ki Almanya karşısında Turgay Rıdvan Basri, Mustafa Çetin... Ve maç başlıyor. Üçüncü dakikada o biz 7-8 Türk'ün ayağa kalkıp "Oo!" diye böyle cılız bağırmamızı, çünkü 7-8 kişi o kadar kişi içinde onlar "Deutschland vorne, ein Tor" diye Almanlar bağırırken bizim orada golümüzün ses çıkmaz ama Suat topu almış, şöyle geçmiş, burasından gitmiş, köşesinden 60 kronometre 3. dakikayı gösteriyor. Bir Dünya Kupası'nda Türkiye ilk defa oynuyor finallerde ve 3. dakikada 1-0 galip. Yıldızlı forma Dünya Kupası finallerinde oynamakla kalmıyor. Gole gidiyor, Suat vuruyor. Duran yanından toparlarda Türkiye 1, Almanya 0. Sevgili dostlar, farkındasınız. Benim gibi bunca deneyimli bir spiker şu anda o günün, o yılların heyecanına gittim bir an. Takımı saymadan gole attırdım. Ya ama öyle bir hatıra ki unutulur gibi değil. Güzellik. Dünya Kupası finalinde ilk oynuyoruz. 3. dakikada golü atmışız. Takım şöyle. Turgay Şeren kalede Galatasaray. Ankara'dan Ordu Rıdvan Bolatlı Karagücü'nden ve Fenerbahçeli Basri Dirimlili iki bek. Üç hafımız Mustafa Ertan Ankara Karagücü, Çetin Zeybek Kasımpaşa, Robert Eriol Galatasaray, takım bozulmamış. Ve forvet Erol Keskin Fenerbahçe, Suat Mamat Galatasaray, Feridun Bugeker Fenerbahçe, Burhan Sargın Fenerbahçe, Lefter Küçük Andonyalı Fenerbahçe ve 1-0 galip durumdayız. Almanlar oyun başladığı anda başladılar Alman takımı için. Ne tempolar. Bizim tempo falan değil, bizim cılız cüt diye sesimiz çıkmıyor aralarında. Ama üçüncü dakika. Ama üçüncü. Bir, iki, üç. Oyunlarda bile çocuklar, ufacık çocuk, konuşmayı doğru dürüst öğrenmeyen bir, iki, üç diye saymasını öğrenir. Daha üçüncü dakika maçın ve statta nasıl bir ölüm sessizliği. 6-7 bilemediniz, 3-5 kişi de dışarıdan gelmiş, 15 kişi falan gol diye böyle cılız bir ses çıkıyor. Çünkü tabelada Türkiye 1, Almanya 0 yazıyor. Yıldızlı forma Dünya Kupası finallerinde oynamakla kalmıyor. Gole gidiyor, Suat vuruyor. Duran yanından toparlarda Türkiye 1, Almanya 0. Ve öyle bir gol ki Suat böyle daylan gibi almış topu. Şöyle atmış, şuradan geçmiş ve kalecinin yanından yuvarlamış Alman takımı. Dünyanın en büyük antrenörü diye sonradan omuzları alınacak olan Zepher Berger kenarda şaşkın. Fakat biz daha şaşkınız. Sahi biz attık mı? Allah aşkına birbirimize soruyoruz. Ha gol değil mi falan diye. Ve 1-0. Ama 7 dakikada olsa hayatta çok mutlu olduk. 7 rakam biliyorsun hani. 7 tepe derler, 7 cüceler vardır, 7 periler. 7'li çok güzel laflar vardır. Bizim için o 7 dakika öyleydi. 1-0 galip oynuyoruz. Gol attık ama galibiyeti korumak mümkün değil. Fırtına bir takım, müthiş bir takım bu Alman takımı. İşte bir pas, bir ver kaç ve Schäfer nefis pasla dalıyor, nefis vuruyor ve beraberliği sağlıyor. Şimdi durum 1-1. Fakat arkasından öyle bir Alman şeyi başlıyor ki, baskısı. O baskı içinde
Hani biz de tribünde oynuyor gibi nefesimizi tutmuşuz. Adamlar her an gol atacak. Turgay bir bu tarafa koşuyor, bir buraya yumruk, bir buraya çıkış yapıyor. Orada blokaj, defans, tecrübeli oyuncular hepsi. Fakat şaşırmış durumdalar. Öyle bir fırtına ve bu Alman fırtınası durmaz, golü yiyeceğiz diyoruz. 7 mutlu dakika. Hani 7 rakamı güzel bir rakamdır. Uğur da getirir çoğuklarına. Ama 7-7 bu sefer. 7 sonunda takımımız golü yedi. 10. dakika. 7 dakika 1-0 galip oynadık. Golü attık ama galibiyeti korumak mümkün değil. Fırtına bir takım. Müthiş bir takım bu Alman takımı. İşte bir pas, bir ver kaç ve Schäfer nefis pasla dalıyor. Nefis vuruyor ve beraberliği sağlıyor. Şimdi durum 1-1. Ama golü yedikten sonra tüm takım halinde öyle bir defans gücü ve devreyi 1-1 bitirmeyi başardı. Ama ne yazık ki hani derler ki falanca takım rüzgarı arkasına aldı. Şimdi bak bu devre ne oynar? Arkalarına almadılar rüzgarı. Kendileri rüzgar. Rüzgarın oğlu hepsi. Bir geliş geliyorlar. Böyle bir olay olamaz. Sanki onlar 11 değil 111 kişi. Biz de 11 değil bir kişiyiz. Kalecimizin önünde Turgay sağdan atlıyor, soldan atlıyor. 7 dakika dayanabildik, golü yedik. 1-1. Alman fırtınası Alman kasırgasına dönüşüyor. Ve futbolcularımız bütün niyetli çabalarına rağmen bir şey yapamıyorlar. Klot'la 2-1 yenik duruma düşüyoruz. Turgay'ın, savunmamızın bütün çabaları boşuna. Ve ataklar devam ediyor. 4. gol kalemizde mukadder. Bu kez Morlock kale ağzında dokunuyor. Evet, Almanya 4, Türkiye 1. Ve maç bittiğinde ne yalan söyleyeyim. Hepimiz şükrediyoruz. Teşekkür ediyoruz. 4-1 bitti diye. Çünkü 3 gol yedik ve 4-1 bitti. Ama 13 gol de yiyebilirdik. Her an pozisyondalar. Kaleci başını kaldırdığı zaman karşısında 2 kişi görür. 3 kişi. 5-6 haflarınla beraber kale önünde. Muhteşem bir. Ve o maç bitti. Biz 4-1 yenildik. Ama kafilemizde ikilik var. Futbolcularımız dahil. Hiç unutmam, soyunma odasına gittim. Çocuklarla. Abi biz bak alıştık. Bizim bu yabancı tecrübemiz yok. O bakımdan. Bak göreceksin. İkinci, üçüncü maçımızda biz neler yapacağız falan, biz böyle konuşuyoruz orada. Ama bir kısmımız da diyor ki biz uluslararası deneyime sahip değiliz. Yıllardır maç yapmadık ama Almanlar bir farklı oynuyor. Bu takım gider yarı final. Canım Macarlar varken bilmem, Brezilya, Uruguay varken bunların lafı mı olur? Böyle tartışmalar yapıyoruz. Birinci maçın bitiminde. Ay yıldızlı forma Dünya Kupası finallerinde oynamakla kalmıyor. Gole gidiyor. Suat vuruyor. Turay'ın yanından toparlarda. Türkiye 1, Almanya 0. İkinci maçımız Cenevre'de. Rakibimiz Güney Kore. Stada gittik. Bomboş bir stat. Biz 8-10 gazeteci. Biraz da orada bulunan Türklerden, biraz da merak eden futbol seyircisi ve birbirlerine soruyor insanlar. Tahmin ediyorum ki bilet filan da kapıda sormamışlardır. Türkler antrenman yapıyor dediler. Çünkü antrenman gibi oldu. Bizim çocuklar o Alman maçının 4-1'ini atmışlar üstlerinden. Her dakika Kore kalesi önünde. Koreliler de daha yeni öğreniyorlar futbolu ve bakıyorlar. Yalnız şöyle bir şey var. Siz topla alıp gidiyorsunuz değil mi? Bir oyuncu size karşı gelir, biri bekler. Onlar öyle değil. Üçü birden geliyor, beşi birden geliyor. Yani topu şöyle bir atıp birine verdiniz mi? Üç kişiyi, dört kişiyi ekarte etmiş oluyorsunuz. Bakın, hatırda kalır mı? Suat Mamat attı gene bir tane. Derken Lefter attı, 2-0 oldu. Suat bir tane daha attı. Burhan durur mu? 4-0. Hemen ataktayız. Pas, Suat ve gol. Türkiye 1, Güney Kore 0. Lefter mükemmel vuruyor ve 2-0. Türk golleri Burhan'dan bu kez 3-0 galibiyete yükseliyoruz. Suat'ten 4. gol. Bir paslaşma, Burhan ve 5-0. Erol'un vuruşu 6-0 galibiz şimdi. İçeri bir atak, Burhan dönüp vuruyor ve Türkiye Güney Kore'yi 7-0 yeniyor. Ve bizim Kore'ye 7 tane attığımız günde de bizi yenen, 4 atan Almanlar Macarlarla oynuyorlar. Biz Kore'ye 7 attık. Macarlar o herkesin favorisi. 8 gol attılar Alman kalesine. 8-3. Ama ne var? Herkes şaşırdı. Bizi 4-1 yenen o başarılı fırtına Alman takımının yıldızlarından kaç tanesi yok. Adeta eksik bir takım. Yani kasıtlı
Hani şike yapacak, para yiyen takım falan bunu yapar böyle. En mühim yıldızları yok Macar maçında. Ve yenilmek için değil, gol yemek için çıkmış. Gol atıyor. Çünkü Macarlar gole gittikleri zaman defansı bırakıyorlar. Onun için 8-3. 11 gol. Ama çok ilginç bir maç. Ve ondan sonra şöyle bir durum oluyor. O onu yendi, o onu yendi. Ne oldu? Bizim Almanlarla puanımız eşit. İki maçta o da 3 puan almış yahut o zaman 2 puan. Yani ne puan aldıysa biz de aynı puanı almışız. İkişer maç oynandıktan sonra puanlarımız eşit oldu. Şimdi Macarlar hem Güney Kore'yi 9-0 yendi onlar. Biz 7-0 yendik bizden sonra. Macarlar ikinci tura geçti. Şimdi biz mi geçeceğiz? Kore'de iki maçı kaybetti. Almanlarla biz kaldık. Bir daha Almanların karşısına çıkıyorsunuz. Yalnız bu arada takımımızda değişiklik var. Turgay'ın yerine kalede Ankara Karagücü'nde olan Fenerbahçeli Şükrü Ersoy ve golcümüz, o ilk maçın büyük golcüsü Suat yok. Fenerbahçe'de Naci Erdem orta alanı takviye ediyor. Necmi'nin yerine de Coşkun Taş var Beşiktaş'tan. Çünkü ikinci maçta Adalet takımında oynayan Necmi Onarıcı girmişti Feridun'un yerine. Bu sefer o da yok. Şimdi bu sefer gol yağmuru başladı. Otmar Walter ve gollerin kapısını açıyordu. İşte yine Şefer gidiyor, vuruyor ve ikinci gol. Ve Mustafa'nın kafası gol. Dakika 7. Otmar Walter, o Otmar Walter, Fritz Walter iki kardeş muazzam futbolcular. Dakika 10. Durum 2-0. Şefer. Derken devam ediyor oyun. Daha kaç tane yeriz derken Mustafa Ertan orta alandan sen çık bir top götür. Harika bir gol attı. Ama harika gol. Ve hakem hayır dedi. Offside ile ilgisi yok, handball ile ilgisi yok, foul ile ilgisi yok. Niye saymadığını tarih boyu sormuşumdur. Ve Dünya Kupası şampiyonu Alman futbolcularla röportaja gittiğimizde Almanların içinden 2-3 tanesi söylemiştir. Sizin o maçtaki o golünüz goldü diye. Böyle. Şimdi bu gol olsa ne olacaktı? Ama o kadar hırslandı ki biraz geçti aradan. Mustafa Ertan bir gol daha attı. Hakem bir şey diyemedi. Şunu diyeceğim. Belki onu atsa onu atamayabilirdi. Ama biz 1-2-2 duruma getirsek farka gitmezdi. Ben onu söylemek istiyorum. Yoksa o Alman takımı gerçekten şampiyonluğu hak edecekti. Şimdi bakın durum 2-1 olunca ümitlendik ama ümidimizi Almanların golleri değil, bizdeki bir olay, feci bir şey. Santraf derdik o zaman, orta haf. Bel kemiği, kaleciden sonra önde duran, defansı ayakta tutan rolde Kasımpaşalı Çetin Zeybek sakatlandı. Yürüyemiyor. Oyuncu değişikliği yok ki. Yalnız kaleci değiştirilebiliyor. Oyuncu değişikliği yok. Ve Çetin Zeybek gitti kenara açığa. Açıkta duruyor. Top gelirse koşuyor karşıkine, hani bir gölge edeyim hiç olmasa diye. Bir kere top ayağına geldi, taca bile vuramadı. Fakat oyunda durdu, sakatlandı. Tedavi fayda etmedi, büyük bir sakatlık. Fiilen 10 kişiyiz. Ve 2-1 derken, 2-1 derken arkasından... Ve Morlock'la 3-1. Evet, durum 4-1. Ve Fritz Walter'le 5-1. Evet, kalem kağıt lazım golleri tutabilmek için, haklısınız. 5-1 yenik durumdayız. 6. gol mü geliyor? Evet, Morlock'ta uzaktan vuruş. Artık kaleci Şükrü haklı olarak sinirleniyor. Kendine mi sinirlensin, oyuna mı? Bu arada Şefer'le 7-1 duruma geçiyor. Güzel bir orta. Orada Lefter var. Kaptan Lefter tutuyor. Köşeden atıyor ve 7-2. Ve maçın sonucu Almanya 7, Türkiye 2. Bakın Dünya Kupası Almanların çıkardığı Weltmeisterschaft kitabında aynen şöyle yazar. Türkler fiilen 10 kişi kaldıkları için dayanamadılar ve biz farklı sonuca gittik. Aynen bunu yazmışlardır. 7-1 maç bitiyor. Maç bitiyor artık 7-1 vaziyette. Lefter aldı topu, götürdü kaleye attı. Gene ne yalan söyleyeyim, tribündeki 8-10 kişi ayağa fırladık. Hiç olmazsa defteri kaparken golle kapadık diye. Ve 7-2 yenildik. Tabii şansımız bitti. Müzik
nasıl mı haber veriyorum? O zaman böyle şimdiki gibi cebimize elimizi sokup telefonu alıp hem geçen güzel kızın resmini çekip hem de alo diye başkasından konuşmuyoruz o zaman. Otele gidiyorsunuz ve otelden statta da telefon falan yok önümüzde. Biz tribündeyiz. Geliyorsunuz ve otelden telefon açıyorsunuz. Şimdi İsviçre'de, Almanya'da filan kolay, ödemeli açıyorsunuz. Şu numarayı istiyorum diyorsunuz, buluyorlar. Fakat bize de hemen her kurrada sonradan uzun yıllar Avrupa kupalarında hep demir perde denilen komünist blok ülkelerin takımları çıkardı. Ve oradan memleketi arayamıyorsunuz. Memleket sizi arıyor. Bekleriz telefon başında. 6,5 saat beklediğim olmuştur. Bizim Türk takımı galip. Galibiyetin şeyini ulaştıracağız. Radyo yayını yapılmamış. Kimse maçın sonucunu telefonla bizi aramaları lazım. Bir arkadaş İsviçre'yi arıyor oradan. Pardon, onu İsviçre'den arıyorlar. Oraya söylüyor. Hepimiz ne olur söyle, bizim gazeteye de söylesinler. Ne olursun maçın sonucunu söylesinler. İnanın o zorluklar içindeyiz. Çıkıyoruz, geliyoruz, bekliyoruz saatlerce. Ve daha bir şey var. Çok gülebilirsiniz ona. Maça ait fotoğraflar falan da urgent, en hızlı giden postayla bilmem neyle gönderiliyor. Bazen telefon bekleyecek zaman olmuyor. Şuraya oraya geçeceksiniz. O zaman da telgraf çekiyorsunuz. Gece yarısı telgrafı alıp onu yazı haline getiriyorlar. Bunlar nelerin çekildi? Şimdiki gibi şimdi spiker kulübeye gidiyor. Kulaklığını geçiriyor. Ne haber çocuklar diye Ankara çıkıyor karşısına. Benim başıma neler gelmiştir bu vaziyette. Gelmişim, önümde bir şey yok. Mikrofonunuz, teknik ekibiniz nerede demişlerdir bana. Ya benim memleketim parası yok, bir tek beni yolladın maçı anlatmaya diyememişim. Efendim, bu 54 Dünya Kupası bizim ilk oynadığımız kupaydı. Ben o günden sonra Allah'ım ne olur yaşarken bu takımın Dünya Kupası'na başarısını göreyim dedim. Ve bilindiği gibi 2002'de dünya üçüncüsü olan takımımızı televizyonda da olsa seyretmek mutluluğuna eriştim. Ve şöyle söyleyeyim, 54'te biz gereği gibi temsil edilmiştik milli takımımız tarafından. Ama 1954 kupasının biz çıktıktan sonra kalan kısmını da Alman da öbürlerini yendi ve bu başarı içinde final maçı başladı. Final maçı başladı. Finalden önce otele geldiğimde bir küçük bir davetiye buldum. Yazıyor. Macarca, bir tarafında da İsviçre'de yapıldığı için Almanca yazmışlar. 1954 Dünya Kupası'nı ya da 5. Dünya Kupası'nın şampiyonu Macaristan milli takımının, milli futbol takımının onuruna Macaristan'ın Bern Büyükelçiliğindeki kokteyle davetlisiniz diye. Maçtan bir gün önce, maç oynanmamış, davetiye bastırılmış ve dağıtılmış ve maç başlıyor. Şimdi bu güzellik içinde Puşkaş'ın demeci var. O gün basın toplantısı, basın toplantısında demeç vermişmiş diyorum, ben onu da bulunamadım. Ama bize anlattılar ve gazetede de okuduk. Puşkaş oynuyor, İsviçre gazetelerinin başlığı, orada onları görüyoruz. Ve diyor ki, sakat. Gazeteciler, sakatsınız, sakatlığınız geçti mi? Zaten bir ayağım sakattı, sağ ayağımdaydı sakatlık. Benim sol ayağım Almanları yenip kupayı almaya yeter diyor. Ve maç başlıyor. Maçın 6. dakikası Puşkaş gerçekten golünü atıyor. Ve rahat yeniriz derler. Şimdi bu 6. dakikada, 4 dakika sonra 13. dakikada bir fırtına sola çıkları müthiş giden Cibor. Cibor topu aldı gitti, attı köşeden. 2-0. 10. dakikada bir maç 2-0 olursa ondan ötesi ne olur? Gayet kolay. Ve bitti. Biz aynı kanaatteyiz. Ama derken Morlock'tan bir gol. Sonra o güne kadar Rahn iyi bir futbolcuydu ama dünya futbolu olarak sağ açık Rahn diye bir laf söylenmemiş. Aynı pozisyonda alıp gidip aynı pozisyonda gol. Gol değil, goller. Ve uzaktan nefis şut. Şutlar. Bir değil, iki değil ve 2-0'dan bir anda 2-1, 2-2 ve 3-2. Macarlar nasıl? Çıldırıyorlar ve atamadılar ve maç bitti. Yağmurlu bir hava, şemsiye tuttular Jürreme'ye, kendi adını taşıyan kupayı Fritz Walter'e verdi. (Gülüyor)
İşte milli takımımız dönmüştü. Çocuklar Türkiye'de radyoda dinlerken sevinmişlerdir. Ama ben ve biz orada kalan medya, gazeteci, basın mensupları mutluluktan uçuyoruz biz. Ve ben o kokteyle de gittim. Kokteyle gittiğimde Puşkaş bir köşede, Koçiş orada. Adeta ağlıyorlar, önlerinde bir şarap mı, bira mı şey. Biz ne sorsak işaretle konuştuk. Ama biz niye çok seviniyorduk? Çünkü biz Dünya Kupası'na ilk defa gittik. Tecrübesizlikten elendik. Ama bizi kim eledi? Şampiyon, dünya şampiyonu Almanya eledi. İşte sevgili dostlar, ne zaman 1954 deseler, ayızlı formanın dünya futbolunda sınava girdiği bir olay, o güzel şampiyona gelir. Yenildiğimiz, biri 4, biri 7 goller yediğimizin yanında 7 tane attığımızı da hatırlarız, ama en çok hatırladığımız bizi yenen şampiyon oldu. Ya da bizi kimse yenemedi ki. Kore ile oynadık, 7 tane attık. Kim yendi? Almanlar. Kim? Şampiyon. Şampiyona yenildik diye teselli bulduk. Bu teselli 2002'ye kadar devam etti. Onda da aynı tesellimiz yok mu? 2002 kupasını kim kazandı? Brezilya kazandı. Bizi kim eledi finale çıkmaktan? Brezilya. Demek ki biz yalnız şampiyonlara yeniliyoruz. Her şey gönlünüzce olsun. Yarınlarımız hep Türk takımlarının, Türk futbolcularının başarısıyla dolsun. Türkiye oynadığı 3 maçta 1 galibiyet, 2 yenilgi alarak 1954 Dünya Kupası serüvenine veda etti. A milli futbol takımı Dünya Kupası finallerine 2002 yılında tekrar katıldı. Milliler 48 yıl sonra katıldıkları finallerde dünya üçüncüsü olarak tarihi bir başarıya imza attı. Halit Kıvanç, 1954'ten günümüze bütün Dünya Kupası finallerinde spor yazarı, radyo spikeri ve televizyon sunucusu olarak görev aldı. 1983 yılında Cumhurbaşkanlığı Kupası maçıyla maç spikerliğine veda etti. Türkiye'de futbol kültürünün duayeni ve öncüsü oldu. Şu an spor programları hazırlıyor, ulusal ve uluslararası organizasyonlarda sunuculuk yapıyor. İstanbul'da yaşıyor. Décollage.